Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün biraz önce ofisimize ulaşan, test merkezimize gelen Honor On Lite'ı kutusundan çıkartıyoruz. Bu sefer biraz böyle farklı bir video yapalım dedik. Point of view da diyorlar. Po videosu olsun böyle. Ellerimiz, kollarımız görünsün şeklinde. Bu tarz videoları beğeniyorsunuz. Bundan sonra kutu açılımlarını bu şekilde yapacağız. Bilginiz olsun. Yorumlarınızı videonun altında görmek isterim. Telefona dönecek olursak Honor On Lite adından da anlaşılacağı gibi Honor On'un, daha önce biz bunu test etmiştik bu arada, hafifletilmiş versiyonu ama bazı farklılıklar içeriyor. Şimdi hem onları anlatayım hem de telefonla ilgili özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Ben az önce bir açmıştım hani ne gibi çalışıyorum çalışmıyorum diye bakmak için. Ama sıfır kutu geldi bize. Hatta şuradan da şeylerini gösterebilirim. Etiketlerini arkasında görüyorsunuz. Şöyle bir bakalım telefona. Kutusundan bir adet kılıf çıkıyor. Yani önce telefonu biraz kenara koyayım. Yumuşak bir silikon kılıf. Genelde Honor ürünlerinde çıkıyor. Ben beğeniyorum bu kılıf olayını. Çünkü aramanız bulmanız zor olabiliyor. Şöyle bir işte kullanım kılavuzu vesaire içeren şeyimiz var. Bu USB kablomuz micro USB standart. USB 2.0 dediğimiz kablodan şurada görüyorsunuz zaten. Bir de adaptörümüz var. Şunu da şöyle, bu e-mail kağıdımız. Adaptörümüzde Huawei marka bir adaptörümüz var. Onu da şöyle göstereyim. Bunun dışında kulaklık çıkmıyor kutudan yine. Ama bunlar tabii test telefonları olduğu için muhtemelen test telefonlarında bulunmuyor ama piyasada alacağınız modellerde vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi telefona bakacak olursak çok bir kere şık bir telefon var, onu söyleyelim. Su damlası şeklinde çentiğimiz var. Şurada ön tarafta görüyorsunuz. Şöyle yakına getireyim biraz daha. Çok şık, çok şirin olmuş. Hafif bir telefon. Bunu buradan size anlatamam belki ama gösteremem ama. Daha yeni açtığım için bazı uyarılarda vesairelerde veriyor bana şu anda. Çok ince bir çerçevesi var. Önce ondan bahsedeyim biraz isterseniz. %90'dan daha yüksek bir ekran gövde oranı olduğu söyleniyor. Tam bir rakam verilmemiş ama görüyorsunuz alt kısmında çok fazla bir şey yok. Kenarlarda da yok, yanlarda da yok. Bu yüzden telefon 5.21 inç. Normalde geleneksel tasarımda 5.21 inç boyutlarında yer kaplayan bir gövdesi olmasına rağmen 6.21 inçlik bir ekranımız var. Ekranın çözünürlüğü 2340x1080 piksel. Bu ekran oranı ise 19.5:9. Bu şekilde bir oranımız mevcut. Huawei'nin Kirin 710 işlemcisini kullanıyor. On Lite. Onla 970 vardı biliyorsunuz. Bir önceki model Huawei'nin üst düzey işlemcisiydi. Kirin 710 yeni nesil orta seviye olarak geçiyor ama aradaki teknolojik farklardan dolayı yani eski üst seviye zorlayacak bir performansı olduğunu söyleyeyim. Bu ürünün 3 GB RAM'i var. 32 ve 64 olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle geliyor. Bizdeki teste gönderilen versiyon ise 32 GB'lık versiyonunu söylemiş olayım. Android 9.0 işletim sistemine geliyor. Hatta şuradan bir bakalım. Özelliklerine vesairesine. MIUI 9.0 arayüzüyle geliyor. O da güzel. Onu söylemiş olayım. Şuradan görüyorsunuz zaten. MIUI 9.0.1 diyor. Şöyle göstereyim biraz daha yakından. Android sürümünde 9.0 olduğunu görüyoruz. Bunun dışında baktığımızda diğer özelliklerinde 24 megapiksellik bir ön kameramız var. Şimdi Honor On'dan farklı olarak bu telefonda ön kamera daha çok önem verilmiş. Neden? İnsanlar artık daha çok selfie fotoğraflar çekiyorlar. Kendilerini daha fazla çekiyorlar. O yüzden bu telefonda biraz daha ön kameraya ekstradan bir önem verilmiş. Hatta ön kamerada böyle birçok enteresan özellik de bulunuyor. AI destekli, yani yapay zeka destekli 8 farklı senaryo varmış. 4 farklı özelliği bulunan ışık füzyon destekli pozlama telaffuz teknolojisi yine bu telefonda bulunuyor. 3D Studio ışığı özelliği var. Yumuşak ışıklandırma, kelebek ışıklandırması, ayrılmış ışıklandırma, klasik ışıklandırma, sahne ışıklandırması gibi fonksiyonların olduğunu söyleyeyim. Şimdi hep tabii ön taraftan bahsettik ama acaba diyorsunuz ki acaba Özgür Çetin arka tarafta ne var? Hemen onu da çevireyim size. Şöyle parlak bir böyle yanar döner diyebileceğimiz bir arka tarafımız var ama renk sabit bu arada. Hani bazı modelleri vardır. Honor'ın ve Huawei'de de var. Bu böyle işte yeşilden maviye çalar, maviden işte bilmem neye çalar. Bu fix olan rengi. Bize gönderilen rengi safir mavi olarak geçiyor. Farklı renk seçeneklerinde olduğunu söyleyelim. Kameralar, 2 adet kameramız var. 13 artı 2 megapiksel olmak üzere. Hemen arka kısımda alt alta konumlandırılmış. Yani dikey olarak duruyor bu arada. Onun altında bir LED lambamız var. Altında da AI kamerasını görüyorsunuz. Parmak izi okuyucu da telefonun arka kısmında tam ortada üst tarafta yer alıyor.
Anır yazısı da yine böyle arkaya konumlandırılmış. Alt tarafına bakalım. Alt tarafta ise 3,5 mm kulaklık çıkışımız var. Micro USB bağlantımız var. 2.0 bağlantısı. Hoparlör deliklerini de burada görüyoruz. SIM kart yuvamız ise yine üst kısmında konumlandırılmış bu şekilde duruyor. Bunun dışında yan yüzlerde power tuşu ve ses açma kapama tuşları var. Bunun dışında başka bir şey yok. Telefon güzel bir telefon olmuş. Honor 10 hani light olmasına rağmen aslında hani donanım özellikleri olarak baktığımızda çok da light değil. Tabii ki bir üst düzey bir performans değil ama 710'da fena bir işlemci değil bu arada. Daha önce bizim test ettiğimiz Honor Play'de de yer alan bir işlemciydi. Toplam ağırlığı telefonun 162 gram. 3400 mAh'lik bir pilimiz var. Az önce söylediğim gibi parmak izi sensörü, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, dijital pusula, yer çekimi sensörü gibi özellikler de yine cihazda bulunuyor. Wi-Fi A, B, G, N, A, C var. 2.4 GHz ve 5 GHz desteğinin de olduğunu söyleyelim. İşte Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Beidou navigasyon sistemleri gibi fonksiyonlarında standart olarak üzerinde yer aldığını belirtelim. Bu arada telefonun fiyatı henüz belli olmadı. Biz bu kutu açılımını yaptığımızda bize bir fiyat verilmemişti Honor Türkiye'den. Ama kişisel tahminimiz fiyatının 2000 TL civarında olacağı yönünde. Muhtemelen 1999 gibi bir rakam da olabilir ama kesin bir rakam şu an bilmiyoruz biz de. Açıklandığı zaman videonun altında size bunun kesin rakamını da söyleyeceğiz. O zaman en azından siz de bilgilenmiş olursunuz. Telefonun özellikleri de bu şekilde. Yani şık bir telefon olmuş, güzel bir telefon olmuş. Eğer 2000 TL civarında bir fiyatla da gelirse aslında piyasaya zorlayacak bir telefon. Özellikleri ve fonksiyonları anlamında güzel bir noktada duracağını söyleyebiliriz. Tabii 2000 lira olursa, daha yüksek gelirse tabii ki o zaman bu yorumlarımız biraz değişecektir. Bir kutu açılımının daha sonuna geldik. Honor 10 Lite'ı kullanmaya başladık. Çok detaylı, örnek fotoğraflı ve örnek videolu bir inceleme gelecek. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videonun altına yazabilirsiniz. Her türlü yorumunuzu da bu arada okuduğumuzu, değerlendirdiğimizi belirtelim. Bu şekilde böyle POV dediğimiz işte point of view, yani bizim gözümüzden test yaptığımız videoların sayısının artmasını istiyorsanız ya da kutu açılımlarını böyle yapın diyorsanız yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ki muhtemelen abone sizde. Teşekkür ediyorum buradan. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.